الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم. Risale-i Kutsiye'den 40. sayfadayız ve 175. Beyt-i Şerif'teyiz. Büyük Şeyh Efendi buyuruyor: Veliyullahi casus kıldı Subhan, girer kalbine bil, yoklar seni can. Uluvul himmet ol, gel itme noksan. Dilerse hak, ider yok şüphe ilan. Sivaları atıp hakka gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Allah-u Teala meclisimizi, sohbetimizi makbul, müessil ve mübarek eylesin. Hepimizi ayet-i kerimelerinden ve Resulü ve Habibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden, hak sözlerden tesirlenen kullarından eylesin ve tatbik eden kullarından eylesin. Bildiğini, duyduğunu yapan, yaptıklarını ihlas üzere yapan kullarından eylesin Allah-u Teala. Bu etraftan ve yakından uzaktan toplandığınız Cenab-ı Hak her adımınızı hacc-i ekber sevabı ihsan eylesin. Bu beytle başlıyoruz. Bu beyt 6 satırdan oluşuyor. Risale-i Kutsiye'nin her bir beyti 6 satırdan oluşuyor. Mısra deniliyor buna. Evet. Bu beyt Risale-i Kutsiye'nin müritlerin mürşitlerine karşı takınması gereken usul ve adabı anlatan beyitlerdendir. Bu beyitleri okuyoruz. 15. bab Risale-i Kutsiye'nin 15. bölümü müritlerin mürşitlerine karşı takınması gereken adabı anlatıyor. Bunları tabii her beytte, her sohbette, geçen hafta, daha önceki hafta tekrar ettik ki bir işte muvaffak olmanın şartları vardır.
elbette ki çalışmak lazımdır. Ama muvaffak olmak için tek başına sadece çalışmak da yetmiyor. Bu çalışmayı usulüne göre yapmak lazım. Şimdi burada diyelim karşımda talebeler de vardır. Ne yapıyorsunuz? Hafızlık. Ne demektir hafızlık? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek. Buna çalışıyorsunuz. Nasıl olur bu? Yani şöyle Fatiha'dan girelim, Nas suresinden çıkalım böyle sırayla. Yani evet öyle gözükür ama öyle değil. Hafızlık öyle yapılmaz. Kafaya, akla sorarsan Kur'an-ı Kerim'in başından girersin, sonundan çıkarsın. Sırayla ezberlersin. Ama hafızlığın usulü bu değildir. Onun için muvaffak olamazsın. Az çalıştığın için değil, belki çok çalışırsın ama usule göre çalışmadığın için muvaffak olamazsın. Bunu bilhassa yolun başında olanlar, ne yolu? Yani işte herkes bir yol tutmuş. Diyelim ki hafızlık yapan insan hafızlık yolundadır. Efendim Arapça okuyan ilim yolundadır. Veya aranızda bir efendim meslek yoluna girmiş. Veya mesela diyelim evlilik yoluna girmiş. Yani yeni evlilik yoluna girmiş. Artık kocalık bir eşle beraber yaşama yoluna girmiş. Yolun başında olanlar, hatta yolun ortasında, hatta yolun sonunda olanlar bile, hepimize adap lazım. İşi yoluna, yordamına göre yapmak lazım. Onun için her şeyin usul ve adabını öğrenmek lazım. Adam bir tanesi efendim bir şeye, bir hocaya, bir alime dedi ki, efendim dedi, Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyorsunuz. Evet var. Her şeyin Kur'an-ı Kerim'de bir izahı var. Peki dedi, ben dedi helva ustasıyım dedi. Yani helva işinden anlarım. Kur'an-ı Kerim'de helva yapmak, yani onun tarifi var mı? Var dedi. Nasıl dedi? Es'al billah. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer siz bilmiyorsanız, ayet kelime bu, iki yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, yani bilene sorun. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim böyle kalem kalem helva yapmayı anlatmaz. Ama yolunu anlattı sana. Bak ne dedi? Bilene sor diyor. Bak seni yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim her şeyi böyle kalem kalem açıklasa ne okumakla hatm olur, ne ezberlemekle ezberi olur, ne de taşınması mümkün olur. Kur'an-ı Kerim'i taşımak için bir kamyonet bile yetmez belki de. Yani şu haliyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden mezara giden, kabre giden o kadar insan var ki mezarlar dolu. İnşallah, 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 inşallah diye mezara gitti adam. Yalanları okudu, dolanları okudu, romanları okudu, ekrana baktı, Kur'an'ı okumadı, Kur'an'a bakmadı. İnşallah, tobi okuyacağız efendim, tobi diye mezarı boyladı.
dolu mezarlar. Şu an yaşayan insanlar da mezar yolundayız. Oraya doğru akış devam ediyor. Çoğumuz böyle. Çoğumuz da böyle. Bak önümde, ya kimseye böyle şahsen bir şey sorup cevap istemiyorum. Efendim, böyle bir şeyimiz de yok bizim. Yetkimiz de yok. Ama cemaatimiz simin. Yani kendimizi kandırmayalım. Toplum Kur'an-ı Kerim okumuyor. Cemaat-i Müslümin, Kur'an-ı Kerim okumuyorsunuz. Mazeretiniz de nedir? Çok yoğunum diyorsun. Yahu bu böyle bir savunma başlı başına büyük bir suçtur. Suç. Bu savunman bile suçtur. Kur'an-ı Kerim niye okumuyorsun? Vaktim yok diyorsun. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle, Efendimiz Aleyhisselam'ımız buyuruyor ki, sesinden böyle duyduk. Bu maskara dünya için öyle buyuruyor. Bu maskara dünyada her işe zaman ayırmaya değer buluyorsun. Bu sefer zamanları ayırdın, işlerine taksim ettin. Kur'an okumaya zaman kalmayınca diyorsun ki zaman yetmiyor. Cemaat-i Müslümin, Kur'an-ı Kerim'i okumamak bir suçtur ama zamanım yok demek var ya, imanı bile zorlayan bir suçtur. İmanı sarsar. Bir müminin, Kur'an'a inanmış bir insanın söylemeyeceği bir sözdür bu. Ne demek bu? Zaman bulamıyorum. Allah vermemiş mi? Allah Teala vermiş de Allah'ın verdiği zamanları sana göre daha önemli işlere taksim ediyorsun. Kur'an gibi böyle ayrıntıya kalmıyor, zaman kalmıyor, yetmiyor. Kur'an'a hakaret ediyorsun. Belki bilmeden yapıyorsun, oradan kurtarılsın. Ama dediğim gibi imanı zedeleyen bir sözdür bu. Böyle bir savunma olamaz. Şimdi bizim mevzumuz tabii Kur'an-ı Kerim'i okumak mevzusu değil şu an itibariyle. Demek ki her şeyin bir usulü vardır, adabı vardır, yolu yordamı vardır. Bu ona göre yapılmalıdır. Şeyden geldik buraya. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Bilene sorun buyuruyor. Seni yönlendiriyor işte. Kur'an-ı Kerim her hususta ayrıntıyı vermez. Mesela namaz hususunda dinin direğidir namaz, ama namazı kılın buyurur Allah-u Teala. Fakat ölenin malının taksimatını kalem kalem açıklamıştır Kur'an-ı Kerim. Namazı açıklamamıştır. Haccı böyle madde madde açıklamamıştır. Orucu açıklamamıştır. Ama ölenin malının, mirasın varislere taksimini kalem kalem, fert fert açıklamıştır. Ölenin oğlu ne kadar alır, almalı. Kızı ne kadar almalı. Efendim, annesi babası varsa ne kadar almalı. Açıklıyor hepsini. Şimdi demek ki yani her şeyi usulüne, adabına göre yaparsak az çalışmayla neticeye ulaşmış oluruz. Ama eğer usulüne göre çalışmazsak, bakarsınız çok çalışıyorum, kendini öyle görürsün, değil mi? Bu çalışmayla başarırız dersin. Ama başaramazsın. Niye? Az çalıştığından mı? Yok, çok çalıştın. Niye başaramadın? Usulüne göre çalışmadın. Yani bunu siz de anlıyorsunuz. Arif insanlarsınız, hayatın içindesiniz. Ama bu çocuklara, gençlere bilhassa hatırlatıyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Mesela çocuklar, diyelim hafızlık yapıyorsunuz, değil mi? Hepinize de söylüyorum da özellikle çocuklara, bu hafıza çalışanlara.
Hoca, hafızlığın usul adabı nedir? Çoktur. Ben bunlar burada şimdi sayıp söyleyemem. Ama mesela yani 3 tane söyleyeyim size. Hafızlığın adabı, usulü. 1. Çocuklar, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebilmek için yüzünden çok iyi okumanız lazım. Yüzünüzü geliştirmiş olmanız lazım. Böyle zoraki okuduğunuz sayfayı ezberlemeye çalışmanız çok şeydir yani, usulsüzdür. Onun için Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma devresinde çok çalışacaksınız, acele etmeyeceksiniz. Bir an evvel hafızlığa başlayın. Başla ama yüzüneyi hallet. Yüzünden okumayı tamamen halletmelisin. Yüzünden okumanın halledilmesi de 2 şeye bağlıdır. Birisi çabuk okuyabilmek. Daha önemlisi tecvidine, talimine göre okuyabilmek. Sen onu o şekilde okursan o şekilde ezberlersin. Ama yüzünden okurken bunu çabuk okuyamıyorsan, çok çalışırsın, ezberleyemezsin. Talim tecvidine riayet ederek eğer okumuyorsan, yanlış okuyorsan, yanlış ezberlersin, hayatta düzeltemezsin onu. Bir tane imam vardı bir yerde. Efendi Hazretlerimiz o camiye gitti. Biz de oradayız. Bir cami, Türkiye'deki camilerden bir tanesi. Caminin imamı namaza geçti. Namazda o zamanlar belki de 50 yaşına vardı. Şimdi ölmüş. Estağfirullah. İzâ semâ'un fatarat. Oradan orayı okuyor. Artık 1. rekatta veya ki sabah namazı. Ve izel kevakibun teterat. Şimdi bu hafızlar, hocalar bilirler bunu. Ya bu usulsüz okumak, böyle şey olur mu? Namazdan sonra Efendimiz Aleyhisselam hemen ona buyurdu ki, yahu sen dedi git falandan tecvid öğren dedi. Böyle olmaz. Kevakibun teterat olur mu yahu? Şimdi 50 yaşında da olsan, eğer baştan onu yanlış ezberlemişsen öyle gider. Ama baştan önceden onu doğru ezberlesen, bazen hafız uyurken böyle sayıklar. Neyi sayıklar? Neyle uğraşıyorsa insan onu sayıklar. Mesela hafız Kur'an okur şeyde, rüya şey, uykuda. Kendisi bilmez ama dinleyenler bilir. Eğer o yüzünü okumayı halletmiş ise ezbere okurken bile düzgün okur. Şey yaparken, uyurken sayıklama olarak okusa gene düzgün okur. Zorlasanız onu eğri okutamazsınız ona. Neden? Çünkü kalıplaşmış o. Onda bir seciye halini almış artık. Netleşmiş yani. Onun için çocuklar, şimdi hafızlık yaşı bayağı şey yaptı. Evvelden mesela 9 yaşını geçen çocuk hafızlığı geçti denirdi. Şu anda bakıyorsun 15 yaşında, 17 yaşında hafızlık yapılıyor. Neyse, zor iş ama Allah kolaylık versin. Şimdi acele etmek yok. Bakın, sen hafızlığı bir an evvel bitireyim diyorsan, o zaman yani ezberini çabuk yapmak istiyorsan yüzüneyi çabuk yapmayacaksın, acele etmeyeceksin. Bizim 3 tane hafızlık hocamız vardı. Ama onların büyüğü, birincisi, o da geçen sene vefat etti. Yani böyle dünyayı dolaştık. O hocamız gibi hafız gördük desek çok az gördük yani. O ender yani. Bambaşka bir şeyi vardı. Şöyle bir yapısı vardı onun. Onun talebesi
hafızlığa başladığı gün, hafızlığa yeni başlayan talebesinin okuyuşu ile hamı bitirmiş, hafızlığı bitirmiş olanın okuyuşu aynı olurdu. Anlatabildim mi? Aynı okuyuş. Halbuki birisi yeni başlamış, biri hafızlığını bitirmiş. Ama tamam da sonuçta okuma biçimini ona tamamen daha işin başında kazandırırdı. Hem ağız diyoruz buna biz, yani ağız düzgün okuma, hem de hızlı okuma. Dolayısıyla onun hafızları bir senede hafızlığı bitirirdi. Ben hamdolsun 7 ayda bitirdim hafızlığı. Benden daha tez bitiren de vardı. Ama öyle bir sene, işte bir buçuk sene, iki sene, onlar evde kalmış. Neyse, öyle konuşmayayım da. Yani artık o geçmiş yani. Bitti, o geçti. Bir buçuk sene hafızlığa çalışıyorsa o geçti. Ondan hafız olmaz. Böyle bir şey mi var? Yok. İki sene, üç sene bir çocuk hafızlığa çalıştığı zaman sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Belki hamı bitiriyor ama Kur'an'a soğuyor biliyor musunuz? O çocuk Kur'an'dan soğuyor. Şu anda o kadar bunun şahitleri var ki. Yani bir yükü sırtınıza alacaksınız. Aldığınız zaman ne yaparsınız? Bir an evvel o yükü getireceğiniz, bırakacağınız yere götürüp atarsınız. Yük sırtınızda, siz yükün altında dön dolaş. Ne olur, insan kendinden bezer, kendinden nefret eder. Hafızlık çok ağır bir yüktür. Estağfirullah. İnna senulki aleyke kavlen thakila. Çok ağır bir yük yüklüyoruz sana diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim. Onun için bak, burada hocalar da görüyorum. Talebelerinizi iyi yetiştireceksiniz, acele etmeyeceksiniz. Sen şimdi şurada bir tohumu toprağa ektin, tezden bitsin diye her gün su versen, her gün gübre versen ona, ne yapı ne olur? Çürür. Tez bitsin, tez yetişsin diye. Olmaz ki. Bunun yetişmesinin normal bir seyri ve süreci vardır. Onu bekleyeceksin. Sabır her şeyin anahtarıdır. Talebe de sabırlı olacak, hoca da sabırlı olacak. Şimdi bir anne bebeğini tezden büyütmek için sürekli ağzına yemek bassa, çocuğu büyütmek değil, boğar onu, ölür gider yani. Öyle olmaz ki. Çocuğun normal şartlarda büyümesi nasıldır? Onu o şekilde büyüteceksin. Sabırlı olacaksın. İşte talebe böyledir. Hoca efendiler, yani ben şunu okutayım, çabuk icazet vereyim, Arapça grubum olsun. Nitekim bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bakıyorsun çocuklar Arapça okuyor ama kulyayı kafiruneyi doğru okuyamıyor. Evet evet, bizim yani Yasin'i yanlışsız okuyabilen yok gibi aşağı yukarı. Hocasından, talebesinden. Yok gibi, o kadar az. Niye? Çünkü hep böyle ileriye, ileriye. Ya tamam da gerisi ne olacak? Yasin okumanız gerekmiyor mu? Hı? Hocalar, Yasin okumanız gerekmiyor mu? Efendi Hazretlerimiz, Efendi babamızın kabrine gittiği zaman, Alaeddin Efendi babamızın kabrine, herkes dizilirdi. Yasin'den ilk sayfayı hiç aksatmadan mutlaka Efendi Hazretlerimiz okurdu. Şimdi ben hocayım, talebelerim okusun. Hayır, önce ben okuyacağım. Evet evet, önce ben. Yani hoca Kur'an okumaz mı? Önce o okur. Lakin bunların üzerine bir daha az duruyoruz. Çok durmamız lazım. Cemaatin karşısında harf-i cerleri sayacak değilsiniz. Bir Yasin okuyacaksın. Çok sağlam bir şekilde onu okuyacaksın. Şimdi ne dedik? Hafızlığın üç tane mi söyleyecektik? Bir tanesi bu. Ney? Mutlaka onun
talim ve tecvidi ve yüzünden hızlı okuması temin edilmeli. Hafızlığa çalışanlar, hafızlık yapanlar ve de hafızlık yaptıranlar, bu şart. Acele yok. O çocuk diyelim hafızın ilk ezberleyeceği sayfa birinci cüzün birinci sayfası esadine ve kalu kunu huden evne sara tehtedu. Burası. Öyle mi? Öyle. Şimdi bu sayfayı ona okuta diyelim, ne kadar da bunu okuması lazım? Bir dakikada bu sayfayı bitirmesi lazım. İşte okutacaksın. Bir dakikada onu bitirebiliyor mu? Ha, bir dakikada bitireyim derken harfleri yutuyor mu yutmuyor mu? Metleri yutuyor mu yutmuyor mu? Yani çabuk okuyayım derken harflerin hakkını vermezse, harflerin hakkını yerse o da olmaz. Ne olacak? Hem çabuk okuyacak hem de hiçbir harfin hakkını yemeyecek. Bunun için uğraşacağız. Bak, bizim hocamız hafızlığa başlatana kadar esas çalışmayı o zaman yaptırtırdı. Sonra çorap söküğü gibi, diyorum ya size, bir seneyi geçti mi o hafız sayılmıyordu yani. Bir seneden sonra hafızlığa devam ediyor. Olmaz öyle bir şey. 100 tane hafızının diyeyim size 90 tanesi, belki 95'i bir sene içerisinde hafızlığı bitirmeli ve bitirirdi. Nasıl bitiriyor? Sistem ona göre kurulmuş. Kişilere göre değişmiyor. Hafızlığın bir sistemi vardır. Bunu değiştirmeyeceksiniz. Talebe acele edebilir. Hoca acele etmeyecek. Hoca acele edebilir. Talebe acele etmeyecek. Velisi acele edebilir. Nasıl ki doktor, sen hastanın çok acildir, bilmem nedir, böyle elin ayağına dolaşıyor ama doktor sana bakmaz ki, bildiğini yapar. Öyle mi? Bildiğini yapar yani. Senin istediğini, senin dediğin tarafına bile bakmaz. Cemaat-i Müslümin. Yani doktorlukta böyle olduğu gibi hocalıkta da böyledir. İşin bir yolu vardır. İşin özünde yolu neyse onu yapacaksın. Birincisi bu. Çocuk o şekilde orayı ezberleye yüzünden okuyacak ki, o şekilde yani uykuda sayıklayarak okusa gene doğru okuyacak. Gene doğru okuyacak. Çünkü kalıplaşmış olacak. Bu bir. İkincisi, çocuklar gecenin başında çok fazla böyle derse, çalışmaya kendinizi zorlamayın. Bir uyku gerekiyor ya, bedenin dinlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla gecenin başında yatın, mutlaka yarısından sonrasında kalkın, o zaman ezbere çalışın. O zaman yapılan ezber taşa kazınmak gibi olur. Kafa dinçtir, etraf da sakindir, hiç ses duymazsın, gürültü olmaz ve çok rahat bir şekilde ezberini yaparsın. Tamam. Ben acizane bunlar yaptık. Senelerce hafız yetiştirmeye de çalıştık. Onun için kendi dalımda konuşuyorum. Kaşık tutmasını bilmem. Ama bu işlerden biraz anlarız yani. Böyle bu iş üzerine geldik çünkü. Üçüncüsü nedir çocuklar? Ha? Onu siz söyleyin ya. Üçüncüsü ne olabilir acaba? Tatil yapmamak. Tatil yapmamak. Bakın, bizim kursum, medresemiz hala devam eder. Ramazan'da Arefe günü akşamleyin tatil olur. Bayramın ikinci gün ders başlar. Evet efendim. Ben bunu buradan deyince bazıları işte, ya biz işte cemaatin karşısında şöyle, bu yok arkadaş, bu şimdi böyle hani uydurma bir dil, toplumsal diyorlar ya, toplumsal bir afet haline geldi bu. Yani böyle hafızlık yapan çocuk
hafızı yapan çocuk ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ben daha fazla bir şey söylemiyorum. Sözümü tutarsınız, tutmazsınız. Yani benim bana düşen söylemek. Tatil matil yok. Hafızlığa çalışan bir insan bir hamlede onu bitirmesi lazım. Şöyle düşünün. Benim babam da şoförlükten gelmiş, şoför idi. Böyle bir rampa var. Bu rampayı araba normalde çıkamıyor. Çamur var, bilmem. Aşağıdan ne yapar? Böyle hızlanır. Tam böyle rampanın en önemli yerine geldiği zaman sen ona el atsan mesela, aa ne haber, dursa orada ya, durur mu orada? O araba orada dursa bir daha oradan kalkabilir mi? Kalkamaz. Nereden kalkacak? Bir daha sıfırdan geriye inecek. Oradan. Yani bu tatil işi nereden çıkarttınız bunu bilmem ki. Bu virüs nasıl bulaştı bize anlamıyorum ki. Evet evet. Yahu şöyle düşünün. Bir ekmeğin fırında durma süresi yok mudur? Yani süresiz orada durabilir mi fırında? Mesela bir ekmek, aramızda fırıncılar var. Efendim bilirler. Biz de az çok hariçten biliyoruz. Bir ekmek fırında ne kadar durmalı? Bir saatte pişer. Peki 5 saat fırında durursa o hamur oradan ne çıkar? Taş, taş. Taş olur, taş. 5 saat ateşin içerisinde durursa ne olur bu? E şimdi bir çocuk yani 1 sene, 2 sene, 3 sene hafızlık, 5 sene hafızlık. Yahu Kur'an'dan nefret ediyor. Hocadan, hocayı görmek istemiyor. Kurs, medresenin yolunu değiştiriyor çocuk ya. Buna şahidiz. Neden? Tek sebebi bu değildir ama çok önemli bir sebep de budur. Evet, o çocuğa o yükü veriyorsunuz. Devam babam, devam. Yahu bunu bir an evvel bu yükü bunun atması lazım. Hafızlık bir hamlede bitmesi lazım. Onun için yüzünden okumasını mutlaka çocuğun hallettirin. Hafızlığa başlamadan evvel hafızlığa onu alıştırın. İşte Amme suresini cüzünü ezberletin. Yasin, Tebareke, şu ezbere alışsın çocuk. Hafızlığa başlamadan ezbere alışsın. Çok ezber yapsın. Sonra hafızlığa başladı mı başlamayla bitirme bir hamlede olsun. Göreceksiniz ki o çocuk yani zevkten köşe olacak. Bizim hafızlar hafız oluyor, Kur'an'dan soğuyor. Niye? Yo, 5 sene bu işin altında. 5 sene sallanıyor bu çocuk. Buna can dayanmaz ki. Onun için yüzünden okuma noktasında ve ezbere alıştırılma noktasında acele etmeyin. Hocalar, talebeler siz de acele etmeyin. Orada tabii işi ağırdan böyle geciktirmek de geciktirmeyiz. Belli bir seyir vardı, süre. O süreyi mutlaka tamamlayın. Şimdi ben misaller veriyorum çünkü başka türlü derdimi anlatamıyorum. Uçağa biniyoruz. Uçak efendim seni alıyor. Böyle karadan git babam git. Git 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 git. Nereye gidiyor? Pistin başına. Ya bu kadar gitmeye gerek yok. Ya bu şuradan gir yola kalk bakalım. Hayır öyle değildir. Tam pistin başına gider. Oradan efendim hızlanıp uçar. Yani o karadaki o seyir var ya, onu sen acele ediyorsun bir an evvel kalksa diye. Pilot da senin gibi acele etse bir an evvel düşer bu sefer, kalkmaz. Onun ta o başa gitmesi lazım. O mesafede hızlanması lazım. Ondan sonra havalanır. Hafızlık bunun gibidir. Meslekte de bu iş böyledir. Yani dünyalık bir mesleğe çalışıyorsanız veya çalıştırıp çıraksınız veya ustasınız. Yani sabır, sabır, sabır. Sebat, sebat, sebat. Devam, devam, devam. Bunun başka yolu yok.
Ama çok dikkat edeceğiz. Üç şey saydım değil mi? Birisi bu hafızlığa hazırlık diyelim. Çok önemlidir bu. Bayağı burası ihmal ediliyor. Ya talebe acele ediyor, ya veli acele ediyor, ya hoca acele ediyor. Yanlış oluyor bu sefer. Orada acele yok. Sonra çocuk hafızlığa başladığında bir hamlede bunu bitirecek. Orada her gün ders verecek. Bunun için de çocuklar gecenin ikinci yarısında çalışın. Efendim, bir üçüncüsü de tatil yapmayın. Tatil yapmayın çocuklar, hocalar. Bu hastalık girdiği içimize, bu içi hayra alamet bir şey değil. Değil. Dünyanın ne olacağı belli değil. Efendi Hazretlerimiz bize kum tanesi sayısınca hoca lazım diyor. Şimdi bu güzel imkanların, ortamın müsait olduğu, hoca yetiştirmenin mümkün olduğu bu zamanda zamanlarımızı tatillere, matillere harcarsanız yarın zaman ararsınız, bulamazsınız. Onun için bunu da böylece ifade etmiş olalım. Buraya nereden geldik? Hep zaten her hafta kafa şişiriyoruz böyle. Ama buna devam edeceğiz yani. Siz şimdi yani estağfurullah dediğinizde biz vazgeçtik değil, kafa şişirmeye devam. Onun için zaten burada toplanıyoruz. Değil mi cemaat misin? Kafaları şişirelim neyle? Bu hakikatlerle. Bu gerçeklerle. Kafalar bunlarla şişir. Yoksa birbirimizin dedikodularıyla, gıybetleriyle de kafa şişiriyoruz. Evet. Usul, usul, usul. Adap, adap, adap. Başka bir şey diyemem ben. Zaten bu faslın son beyti, yani Risale-i Kutsiye'de bu adabı anlatan bölüm var ya, 15. bab, bunun son beyti nedir biliyor musunuz? Orada işte ona geleceğiz, sırayla okuyoruz. Bakın, hemen ilmu edeptir bil şeriat. Son beytin birinci mısra, birinci satırı. Bilesin ki şeriat hiç başka bir şey değil, ilim ve edeptir. İlim bilmek, edep usulüne göre yapmak. Yani edep burada terbiye manasına gelmiyor. Edep usulüne göre yapmak. Usule dikkat etmek. Evet. Dediğim gibi bak, bunu hocada görüyorsunuz. Ustada görüyorsunuz. Bak sen bir işi yaparsın, rastgele yapar. Ama usta işi sırayla yapar. Doktorda görüyorsun mesela. Her şeyin usulü adabı vardır. Ona riayet etmek şarttır arkadaşlar. Tek başına çalışmak yetmiyor. Usule ve adaba göre çalışmak. İşte bilhassa meclisimiz bir ilim meclisi olduğu için burada hoca kardeşlerimize ve talebe yavrularımıza bilhassa tembihlerde bulunduk. Yani hafızlığın, hatta hocalık yapıyorsun. Hocalığın da usulü var. Ya hoca, ben hoca değilim, kocayım diyorsun. Yok, kocalığın da usulü var. Usulsüz kocalık olmaz. Usulsüz kocalık yaparsan kadını kendine nefret ettirsin. Ya ben babayım diyorsun, babalığın da usulü vardır. Efendim hoca, biz babalığı geçtik, dede olduk. Ben de dedeyim. Dedeliğin de usulü var. Her şeyin usulü var. Her şeyin. Komşuluğun adabı vardır. Bunun gibi. Peki. Şimdi buyuruyor ki Veliyullahi casus kıldı Sübhan. Efendimiz Aleyhisselam'ın burada buyuruyor ki bu beyitler bizlere hep tarikat edebi öğretiyor. Bak, tarikatin adabı var. Bunları yapmak lazım. Bu tarikatten istifade etmek için bu edepleri öğrenip tatbik etmek lazım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam'ımız. Edebi öğrenmek lazım. İşte Veliyullahi casus kıldı Sübhan. Sübhan olan Allahu Teala dostlarını, kendi dostlarını casus kıldı. Casusu biliyorsun işte, hani
devletlerin casusu olur. Casus. Allah'ın dostları casustur. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor. Devletin casusu olur. Bir memleket diğer bir memlekete gizli adam sokar. Girerken pasaportla girer ama yaptığı iş gizlidir. Kendini tanıtmadan o memleketi gözden geçirir. Efendinin sözleri bunlar. O memleketin bize düşmanlığı var mı yok mu diye yoklar. Bu yolun da casusları vardır. Peki bu yolun casusu ne yapar? Allah'ın dostları casus ne der, ne yapar? Girer kalbine, senin evine girip evini gözetlemez. O değil. Ya kalbine girer. Girer kalbine, bil. Bilesin ki kalbine girer, yoklar seni can. Ey can kardeşim, seni yoklar, kalbini yoklar. O hocam nasıl oluyor bu diyorsun? Niye? Zor mu yani? Sen mesela şu bedeninin kalbine hiç girmiş misin? Girmemişsin. Ama anjiyo olduğun zaman doktor ne yapıyor? Bacağından şeyi sokuyor. Ta kalbinin damarına giriyor. Yok, kalbinin içerisinde adam kamera koyuyor. Kalbini izliyor. Sana da seyretiyor. Bak diyor, kalbin atıyor diyor. Çarpıyor böyle. Nasıl oluyor bu? Şöyle. Ha, işte bedenin kalbine, bedenin doktoru nasıl giriyorsa ruhun kalbine de ruhun doktoru Allah'ın dostları Allah-u Teala'nın izniyle, bak, Veliyullah'ı casus kıldı Sübhan. Allah onu casus kılıyor. Allah o kuvveti veriyor ona. Burada bakınız, kalbine girer seni yoklar, bil. Efendimiz bir izahat veriyor. Mevla Teala'nın dostu senin kalbine girer, bakar senin niyetin ne tarafa, göründüğün gibi misin yoksa değil misin? Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri bunlar. Göründüğün gibi misin, böyle bir adama benziyorsun, gerçekten öyle misin? Kalıbın nasıl, tamam da kalbin nasıl acaba? Efendim, kalbinde masiva var mı yok mu? Masiva, Mevla'dan başkası var mı yok mu? Ne gibi derdin var? Yani dertlerin nedir? İnsanın derdi kalbinde olur. Allah'ın dostu kalbe giriyor, orayı yokluyor. Polis mesela senin evini arayabiliyor. Evini, arabanı arıyor, üstünü arıyor senin. Evet, Allah'ın dostu giriyor kalbe. Bakalım kalbinde ne var? Yani tamam, hocalık yapıyorsun da hedefin nedir? Tabii yaptığın iş önemli ama niyet daha önemli. İnnemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Amellere, amelden öte niyete bakılır. Yani bu şey, bu doğruyu yaptın. Ama neden yaptın? Ya neden önemli mi canım, bir şey doğru mu değil mi? Doğru, bir işin doğru olması önemli. Ama niye yapıldığı daha önemli. Bak burada hadis-i şerif göstereyim size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani cali bir dikkat yani. Bu önemli. Buyuruyor ki bakın, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den geliyor. Ve İmam Müslim, İmam Nesai'nin rivayetiyle geliyor. Burada bu Sirac-ı Muttakin'den sonra terhib hadisleri var. Onun 5. sayfasında ve 5 numaralı hadis-i şerif. Ben buna çok girmeyeyim. Siz bakarsınız. Orada buyuruluyor ki kıyamet günü ilk hakkında hüküm verilecek bir adam kimdir? Şehit olarak bilinen, şehit olarak anılan, şehit muamelesi gören kişidir. Allah'ın huzuruna alınacak. Allah-u Teala efendim ona nimetlerini tek tek tanıtacak. O da o nimetleri itiraf edecek. Sonra Allah-u Teala diyecek ki benim bu nimetlerimin, sunduğum imkanların içinde ne yaptın kulum? Ya Rabbi işte savaştım, şehit oldum diyecek. Bak şimdi şehitlere ben böyle demiyorum. Kimdir bu bilinmez.
Bunu biz bilemeyiz. Çünkü niyet burada yargılanıyor. Biz insanları yaptıklarıyla yargılarız. Ama mahşerde insanlar niyetleriyle yargılanıyor. Onun için Allah bilir. Allah-u Teala buyurur ki, yalan söylüyorsun kulum. Savaştın ama, yani Allah'ın dini en yüce olsun diye değil, kahraman desinler, şu olsun bu olsun diye. Tamam, görünürde yaptığın savaş ve şehit olmuşsun görünürde ama niyet başka deyip cehenneme atılır kısacası diyor. Sonra bir adam getirilir Allah'ın huzuruna. Allah-u Teala ona nimetlerini tek tek tanıtır. O da itiraf eder. Ve Allah-u Teala sorar, kulum bu nimetlerimin içinde ne yaptın? Ya Rabbi, ilim öğrendim ve onu öğrettim. Senin yolunda Kur'an okudum, Kur'an okuttum, bu kadar okudum, bu kadar talebe yetiştirdim. Allah-u Teala buyurur ki, yalan söylüyorsun. Evet, okuttun ama çok hizmet ehlidir, çok talebesi vardır desinler diye yaptın diyor. Bak, halbuki insan bunu niçin yapmalı? Allah için, başka yok. Allah için yapmalı. Ama dünyada bizi insanı yaptığıyla yargılar. Adam Kur'an'a hizmet ediyorsa o adamın elini ayağını öperiz. Ama mahşerde niyetlerle yargılanacak insanlar. Bu güzel işi yaptın. Ama niyetin neydi? Ey Rabbi şöyle, yalan söylüyorsun. Bak biz bunu diyemeyiz. Biz niyet okuyamayız. Yapılana bakarız. Yapılan fetvaya uygun ise onu kabul ederiz. Ama fetvaya uymuyor. Onu hacı da yapsa, hoca da yapsa karşı çıkarız. Fetvaya uymayan bir şey, şey hocamızın bir bildiği var. Beni ne ilgilendirir hocanızın bildiği? Fıkıh ne diyor? Bu haramdır diyor. Yanlıştır diyor. Bunu kim yaparsa yapsın. Hiç kimse fetvadan muaf değildir, müstesna da değildir. Gözünüzün önünde adam yanlış yapıyor. Onun bir bildiği vardır, bir bildiği vardır diyorsun. Sonra da ya bu böyle yaptı, şöyle yaptı. Peki baştan niye seyirci kaldın? Niye müdahale etmedin? Bunlar çok önemli. Bu usta uzun uzun konuştuk. Bundan sonra da konuşacağız. Yanlışa müdahale edin. Sonra yangını seyrederseniz suyu külüne sıkarsanız bu sefer her taraf yanar, artık küle su tutarsın. O da bir iş görür mü, bir şeye yarar mı? Yaramaz. Mutlaka işin başında yanlışa geçit yok. Kim yaparsa yapsın, hacısı da yapsa, bacısı da yapsa olmaz. Onun için biz muameleye bakarız ama niyetlerle biz tespit edemeyiz, niyetlerle de yargılayamayız. Fakat mahşerde bak adama ne yaptın sorulacak. Ya Rabbi çok Kur'an okuttum diyecek. Senin dinin için Allah-u Teala yalan söylüyorsun diyecek. Evet Kur'an okuttun ama çok Kur'an'a hizmet etti desinler diye yaptın. Bak görüyor musun? Ve o da cehenneme atılacak. Sonra bir adam getirilecek huzura. Sen ne yaptın? Sana bu kadar nimetler verdim. Sen ne yaptın? O da diyecek ya Rabbi ben çok hayırlar yaptım. Orada o cami, orada o köprü, orada efendim çeşme, orada efendim şu bu. Evet yaptın. Ama çok hayırsever bir iş adamıdır desinler diye yaptım. Hayır yaptın. Ama bunu böyle desinler diye yaptım. Bak niyetle yargılanıyor insan. Bunu da Allah yapıyor. Biz insan hayır yapıyorsa hayırsever olarak onu görürüz ve onu takdir ederiz onu. Ama niyetle Allah-u Teala mahşerde niyetle şey yapacak, yargılayacak. O da yüzüstü sürünerek ateşe atılır diyor. Ne kaldı hoca yahu? Cemaati Müslümin sahih niyet. Bizden istenen yaptığımız iş sahih olacak, doğru olacak ama niyetimiz işimizden daha doğru olacak. Niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti yaptığı hizmetten daha hayırlıdır, daha üstündür, daha önemlidir. Niyet. Bu bakımdan
burayı böyle bileceğiz. Şimdi bakın, Allah'ın dostları kalbe girer. Acaba kalpte ne var ne yok? Ne gibi derdin var? Yemek derdin mi? İçmek derdin mi? Rütbe, riyaset derdin mi? Yoksa Rabbin mi? Eğer derdin Rabbin ise onu görür. Yani o Allah'ın dostu. O kimse makbule geçer. Makbul olur o insan. Allah'ın dostu kalbine girer. Senin kalbinde bakar ki senin derdin Allah-u Teala'nın rızası. Başka bir derdin yok. Seni kabul eder. Makbullerden yazılırsın. Ama görünürde böyle işte bu yoldasın, bu kapıdasın ama kalpteki niyet, onun için niyetlerimizi çok sağlam tutmalıyız. Bakın mollalar, şimdi bizde bir şey yayılıyor. Nedir o? İşte oku, bak vekil olacaksın. Ya vekil olmak için, asıl olmak için okunmaz ki. Allah için okunur. Evet. Yani bazı hocalar talebeyi tutabilmek için, bak falancı vekil oldu. Vekil ol ne demekse bilmiyorum, vekil olmak ne demek? Bize lazım olan vekillik değil, Mahmud Efendi Hazretleri'nin vekilliği değil, müritliği lazım bize. Müritlik bize bile 1000 numara fazla gelir. Mahmud Efendi'ye mürit olmak kolay değil. Sen bırak vekilliği. El vekilü kel asıl. Vekil asıl gibi olmalı. Efendi Hazretleri gibi olabilecek misin? Yok. O halde vekilim deme. Kabul buyururlarsa müridim de. Sana birileri vekil derse onun hesabını sana sormazlar. Sana onu diyene sorarlar. Ama sen kendini vekilim dersen derler sana o zaman gel bu vekilliğin hesabını ver bakalım. Sen söylediğin sözün hesabını vereceksin. Evet. Efendi Hazretlerimize Efendi Hazretlerimiz denirdi. Efendi babamızdan sonra senelerce Efendi Hazretlerimiz bana Efendi Hazretleri demeyin buyurdu. Şimdi diyoruz Efendi Hazretlerine Efendi Hazretleri denmesinde Efendi Hazretlerinin katkısı yok. Demeyin dedi. Ama insanlar ona hüsnü teveccühünden, muhabbetinden ve hürmetinden dolayı Efendi Hazretleri dedi. O halde ona niye sen efendi dedirttin sormazlar. Bize soracaklar niye ona efendi dedin, biz de onun hesabını vermeye hazırız. Hazırız. Yani öyle çocuklar böyle değil yani. Böyle bir furya böyle yayılıyor aramızda. Efendim hep yani neymiş, talebeyi ancak böyle durdurabiliyoruz, böyle ikna çocuk hocalar. Sen daha çocuğu baştan masivaya yönlendiriyorsun. Bundan vekil mekil de olmaz. Evet. Efendi Hazretlerimiz buyurdular ki hayatımda bu işlerin bana kalacağı bir kez aklımdan, hatırımdan geçmedi. Evet evet. Efendi Hazretlerin sözünü söylüyorum size. Herkes diyordu ki Ali Haydar Efendi Hazretlerinin yerine bu geçecek. Herkes onu işaret ediyor. Daha Efendi babamız sağken bile o işaret ediliyordu Efendi Hazretlerimiz. Ama Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki hayatımda bu işlerin bana kalacağı bir kez aklımdan, hayalimden geçmedi. Evet evet. Biz şimdi yatıyoruz vekillikle, kalkıyoruz vekillikle, yatıyoruz vekillikle, kalkıyoruz vekillikle. Müritlik derdinde olalım çocuklar. Müritlik bile bize çok, 10 numara, 100 numara çok bize. Ya bu manada bir ayeti kerime de okuyabilirim. O da Kasas suresinin son sayfasında, sondan bir önceki ayet veya iki önceki ayet. Es-sâbillah. Ve mâ künte tercu en yulka ileykel kitab. Habibim sen hiç sana kitap ilka edileceğini, vahyedileceğini ummazdın. Yani öyle bir beklentin yoktu. Herkes senden çok büyük şeyler bekliyordu. Ama sen kendin hiç öyle bir beklentide değildin. Cemaatimiz mi? Hocalar, talebeler. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gidin bir daha siyere bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e bana bu Kur'an vahyedildi. Ben Allah'ın Resulü oldum.
seni de imana davet ediyorum dediği zaman Ebubekir Sıddık Efendi ne dedi? Ben de senden bu tip şeyleri bekliyordum. Ebubekir Sıddık buyurdu. Ben senden bunu bekliyordum, böyle bir şeyler. Ama Resulullah kendisi beklemiyordu. Bak ayet. Ve mâ kunte tercû. Herkes seni parmakla gösteriyordu Habibim. Ama sen, ben böyle olacağım, acaba ne zaman olacağım, olacak mıyım? Böyle değildi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz Allah için okuyacağız, okutacağız ve de derdimiz Mahmud Efendi Hazretleri'ne vekil olmak değil, mürid olmak olmalı. Vekil de yaparlarsa, sen istemeden verilirse tamam. Bakınız, çocukluğumda daha yeni talebe şeye başlamışız, kurbetteyiz efendim, medresede karnım da aç kalmışım, bir eve gittik, orada sofra kuruldu, benim arkadaşlarım yemeklerini yemişler medresede, orada da sofraya oturdular. Bana gelince o Sofiday derdik, Allah rahmet etsin, ölmüştür, sofraya çağırıyor, yok yemişim, yok tokum, bilmem ne ahmaklığından yemedim, sonra kendimi yedim. Yani sofraya oturmadık, sonra kendimi yedim. Ulan dedim, bu bana ders olsun. Adam seni çağırıyor. Sen istesen, böyle mümkün mertebe istemeyin. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, istemeden sana verilirse onu kabul et. İstemedin. İsteme şeyini yapmadın, numaralarını yapmadın. Adam neyse getirdi sana, bir şey veriyor, hediye. Kabul edersin. Efendimiz hediye kabul ederdi. İstemeden verilirse kabul et diyor Resulullah Efendimiz. Sana şimdi vekillik verildi. Sen ya verildi. Olur. Aler resvel aynde kolu paçayı sıva. Efendimiz Hazretleri'ne vekillik yapmaya çalış. Ne kadar yapabilirsen. Ama onun derdiyle yatıp kalkarsan sonra hesabını vermek zor olur diyeyim. Böyle bu tatsız faslı geçeyim. Şimdi arkadaşlar, burada Efendimiz Hazretlerimiz çok mühim bir noktayı daha ifade buyuruyor. Buyuruyor ki nasıl girer kalbe? Yani Allah'ın dostu kalbe girer diyorsun. Nasıl girer? Onu kimse diyemez. O manevi iştir. Buyuruyor Efendimiz Hazretlerimiz. Sayfa 577'de bunlar. Peki uluvul himmet ol. Gel itme noksan. Yüksek himmetli ol, gel bu işten noksanlık etme. Uluvul himmet, yüksek himmet demek. Yani hedefi yüksek tutmak. Hani çıtayı yüksek tutmak diyoruz ya, hedefi çok yüksek tut. Uluvul himmet. Himmet, Efendimiz buyuruyor sayfa 578'de birinci cilt. Himmet, içindeki derdin, isteğin demektir. Derdin nedir? Derdimiz çok yüksek olması lazım. Evet. Yani bu yola karşı Mevla Teala'ya karşı iyi niyetli ol. Gönlünde sadece Mevla Teala olsun. Evet. Bak Büyükşehir Efendi ne buyurmuştu? Gece idi, gönülde dert bir idi. Neydi o dert? Mevla Teala. İnsandan hep bu isteniyor. Ve devamlı buyuruyor ki, Efendinin sözlerini okuyorum. Eğer derdin Mevla Teala ise ve Mevla'yı sevmek ve ona sevilmek ise senin himmetinin, isteğinin derecesi yüksektir. Bak sen yüksek himmetlisin demektir. Derdin ahiret ise, bir insanın derdi yani bu ibadetlerden, işte kulluktan derdi ahiret. Nasıl? Aman yanmayayım, aman cennete konayım. Derdi bu ise, dikkat buyurun, bazınıza tuhaf gelebilir bu. Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki, orta hallisin. Ahireti dert eden orta halli oluyor. Cemaat-i Müslümin. Ahireti dert eden orta, vasat. Evet, devamla buyuruyor ki, eğer derdin dünya ise, himmetin çok adidir. Adi çok düşük demek. Bakın, adi, en düşük,
dünyayı dert etmek. Vasat, orta, ahireti dert etmek. Yani cehenneme düşmeyeyim, cennete düşeyim, bu derdi taşımak. Orta dereceli senin himmetin, orta derecede bir değere sahip. Ama senin derdin cennet, cehennem değil, cenneti ve cehennemi halkeden Allah'tır benim derdim diyorsan, ulesen adamsın. Mevla, cemaati müslümin, yani ben bunu anlatmaktan acizim. İşte şeyh burada lazım. Hem de böyle şeyh lazım. Efendi Naseri gibi. Bak, ahireti dert etmeyi bile vasat bir dert sayıyor. Vasat. Âlâ değil yani. Dünyayı dert etmek edna. Efendim, ahireti dert etmek vasat. Mevla'yı dert etmek âlâ. Ne âlâ. Pekâlâ. Cemaat-i Müslümin. Yani not almak isteseniz veya çocuğunuz not alsa, ya orta mı olsun, iyi mi, yoksa efendim pek iyi mi? Pek iyi istesiniz. Efendi Hazretlerimiz öyle bir şey koyuyor ki, ben hiçbir insanı böyle ismiyle şu şudur bu budur değerlendirmesi yapmam. Ama yani Efendi Hazretlerimizdeki bakışı daha bugüne kadar başka göremedik yani. O kadar söyleyeyim. Bak bak. Yani dünyadan geç diyor, ahiretten de geç diyor. Çünkü sonuçta ahiret de mahluktur. Nereye geçeceğiz? Halika. Cennet de bir mahluk, cemaat-i müslümin. Kimi isteyeceğiz? Bak, hiçbir insanın aklına Halik'i isteyeyim diye böyle bir hedef önüne koyamıyor. Ama Efendi Hazretlerimiz diyor ki, dünyayı geç, cehennemi geç, cenneti de geç. Ya cennetin sahibine koş. Fefirru ilel cennet buyurmuyor Allah-u Teala. Ya fefirru, evet, ilallah, bak, Allah'a kaçın diyor. Allah'a. Zaten Allah'ı bulduğun zaman cennet de senin, değil mi? Allah-u Teala buldu. Hani bir zaman anlatmıştım, ben hep aynı şeyleri tekrar eder dururum. Bir tane hükümdar vardı, onun bir eşref günü geldi. O gün cariyelerini topladı, kaç tane, 3-5 tane neyse, dedi, dileyin benden ne dilerseniz. Atıyorum, böyle yakıştırma yapıyorum. Diyelim ki efendim, o cariyelerinden Şekure dedi ki, ben şu çeşmeyi istiyorum. Tamam, senin. Vehide dedi ki, ben şu köşkü istiyorum. Al senin. Ondan sonra efendim, öbürü dedi ki, ben o bahçeyi istiyorum. Tamam, senin. Orada bir tane var, o da Feride olsun diyelim. O bir şey istemiyor. Sultanın dikkatini çekti. Dedi, sen niye bir şey istemiyorsun? Dedi, ben seni istiyorum dedi. Balığı baştan tutuyor. Öyle adama çeşme verdin mi? Çeşmeyle kaldı. Bahçe verdin, bahçeyle kaldı. Köşk verdin, köşkle kaldı. Daha bir ötesi yok bunun. Değil mi? Onu aldı, onunla kaldı. Ama Feride sultanı istiyor. Sultan da tamam dese, bütün köşklerin, sarayların, bağların, bahçelerin sahibini tutmuş oldu. Balığı baştan tuttu. Cemaat-i Müslümin, Allah'ın dostları da kademe kademedir. Efendi Hazretlerimizi gerçekten, ben bunu anlatıyorum da, hani anlatabilmek için değil. Anlatmak gerçekten zor yani. Gerçekten zor. Bunu böyle bir işte, ya siz Mahmud Efendi'nin şeyisiniz, şeyhinizi methediyorsun. Bu sıradan bir şeyh methetmek değildir cemaat-i müslümin. Ben size daha evvel söylemiştim. 92'de Arafat'tayız. Bir vekil olarak hacca gitmişim. Orada Efendi Hazretlerimize beraber vakfe yapıyoruz. Vakfe günü.
Arafat'ta öğleden sonra vakfe başlıyoruz. Güneş batana kadar vakfe devam eder. Güneşin batışına az bir zaman kala ayağa kalkılır. O ana kadar zikirle, tesbihle meşgul. Ondan sonra ayağa kalkılır. Orada vakfe duası vardır. Ayrıca Allah-u Teala'dan istenir. Yani artık güneş batmak üzere. O anda orada bir günah vardır. O da nedir? Acaba benim duam kabul oldu mu diye acaba demek. Tereddüt etmek bile günah yani. O kadar kesin garanti veriliyor. Orada bütün günahlar affediliyor. Kul hakkı müstesna. Müzdelife'ye inilince o da affediliyor. Şimdi biz de orada o zaman daha genciz. Kendime göre kafamda bir liste yapmışım. Allah-u Teala'dan isteyeceğiz. Yani isteyeceklerimiz de böyle haram, Allah'tan istenmez şeyler değil. Allah'tan istenecek şeyler. Yani ne istiyorduysa işte bir şeyler düşündük, kafamıza tasarladık. O kitapta yazılan bir vakfe duası var. Onu hoca efendiler okudu. O bitince şimdi biz herkes kendi kendine dua edecek. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki şimdi Mevla'dan başkasını ve burada Mevla'dan Zat-ı Pak Sübhanesinden başka bir şey istemeyeceksiniz. Yani Mevla'dan ne isteyeceksiniz? Zatını. Dedi, bizim liste çöpe gitti. İşte gözün şeyh görsün. Bak şeyh işte. Mevla'dan başkasını istemeyeceksiniz buyurdu. Talimat veriyor bize. Daha ya Rabbi uşak ver bana, kız ver bana, böyle bizim Karadeniz'de. Oğul istersin, kız istersin zaten istenebilir. Helal mal istersin, bekar isen efendim eş istersin, böyle bir iyi bir eş. Hastaysan şifa istersin, fakir isen mal istersin. Efendim nasıl buyurdu ki şimdi Mevla'dan Zat-ı Pak Sübhanesinden başka bir şey istemeyeceksiniz. Cemaat-i Müslümin, gözümüz şeyh görsün. Bak şeyh nasıl oluyormuş. İnsanları böyle dünyaya hasta eden, lükse, şatafata, çünkü kendisi lüks içinde yaşar, sen de ona heveslenirsin. Öyle değil. Değil. Ahireti bile istemiyor. İstemiyor demek değil bu. Daha üstünü istiyor. Arkadaşlar hepiniz arif insanlarsınız. Yani onu isteyen, onu isteyen, 1'i, 2'yi, 3'ü, 4, 5, 7, 8, 9'u zaten istemiş, onun içerisinde hepsi var. Değil mi öyle? Ama 9'u isteyen onu istememiştir. Nasıl? Mevla'dan daha öte bir istek var mı? İsteyecek bir şey var mı? Yok. En sonu istiyor. İşi temelden ele alıyor. Cemaatimiz mi? Onun için uluvul himmet. Bu uluvul himmet Efendimiz Aleyhisselam'ımızda o kadar yüksek derecede vardı ki, yani biz şimdi deriz ki ya bu kadar idare eder. Efendimiz Aleyhisselam hayatında bu idare ederi hiç benimsememiştir. Hiç. Bir nebze tanıyan bir kardeşiniz olarak benden daha çok tanıyanlar var aramızda. Ben bir nebze. Hayatta idareyi maslahatçı olmamıştır Efendimiz Aleyhisselam'ımız. Bari bu idare eder. Hep azimetle amel etmiştir. İdari maslahatçılık ruhsatçılıktır. Yani ruhsatla amel. Halbuki şeriat ruhsat veriyor sana. Ruhsat veriyor sana. Olur diyor. Ama azimet daha alası. Peki yani. Şimdi ben hatırlıyorum mekteplerde peki var, iyi var, orta var. Hatta bir de karnelerde geçer yazardı, geçer. En kötüsü de zayıf, daha o kaldın demektir. Şimdi hangisini isterseniz, pekiyi isterseniz. Tamam işte. Efendimiz Aleyhisselam hep pekiye çalışmış ve ona çağırmıştır. İdari maslahatçılık asla yoktur. Onun için çocuklar, hayatınızın başında kendinizi böyle, efendime söyleyeyim, yüksek himmetli olmaya alıştırın, zorlayın diyelim. Biz keşke olabilseydik. Biz bu kadar olduk. Siz bizden daha âlâ ileri olun inşallah. Bak ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Evet. Derdin Mevla'yı sevmek ve ona sevilmek ise senin himmetinin
isteğinin derecesi yüksektir. Derdin ahiret ise orta hallisin. Eğer derdin dünya ise himmetin çok adidir. Adi diyoruz yani, affediniz, adi herif deriz yani, çok düşük demektir. Peki himmetimiz düşük ise ne olacak? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, burada atlayarak okuyorum. Himmetinden noksan etme. Şayet olursa istiğfara devam et. Allah'a istiğfar et devamlı. Ne günah mı işledik? Günah işlemedin ama himmeti düşürdü. Evet. Dilerse hak eder, yok şüphe ilan. Yani Mevla Teala dilerse senin kalbindeki himmetini kendi dostuna bildirir. Bunda şüphe yoktur. Allah istese bildirir. Sen Allah'ın dostu, senin kalbindeki şeyleri bilir. Derdini okur senin. Sivaları atıp Hakk'a gidelim. Cemal-i Ba Kemal'e seyredelim. Bakınız burada Efendimiz çok uzun bu beytte izahlar vermiş. Ben bir iki tane de aktarmak isterim. Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayet kelimesi bize hep tembihtir. Sakın ha benim sevmediğim bir şeyi koyma içine. Ya bir kişiyi veya bir şeyin sevgisini kalbine koyma. Bunu sürekli söyledik burada. Birisine hayransın. Halbuki o kimse bir fasığın, bir facirin, efendime söyleyeyim, bir pis herifin teki. Nasıl ona hayran oluyorsun? Nasıl onun taraftarı oluyorsun? Nasıl onu tutan oluyorsun? Evet. Bak ne diyor? Sakın ha benim sevmediğim bir şeyi koyma içine. Benim sevdiğim şeyleri koy. Yani sevdiğim insanlar senin kalbinde olsun ve sevdiğim şeyler kalbinde olsun demektir. Aşağıda buyuruyor ki, ve devamla buyuruyor ki, sayısı malum olmayan hadislerde bize hep bunu tembih ediyor hadis-i şeriflerde. Tembih tembih. Adam olursak bizden âlâ yok. Adam olmazsak bizden adi yok. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Devamla buyuruyor ki, Mevla Teala bizim kalbimizde kendi aleyhine bir şey istemiyor. Bizim kalbimizde Allah kendi aleyhinde bir düşünce, bir duygu, bir sevgi istemiyor. Resulullah'ın aleyhine bir şey istemiyor. Şeriatın, tarikatın, mezhebin aleyhine bir şey istemiyor. Sen mezhep aleyhtarlığı yapıyorsun, Allah'ın dostuymuşsun. Hadi oradan. Bakın burada söylüyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatta affetmediği, asla affetmediği, kabullenemediği şeyler çoktur. Bir tanesini söyleyeyim size. Nedir? İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında aleyhinde konuşmayı hayatta affetmez. Onun aleyhinde konuşan kim ise ölmüşse de yaşıyorsa da Efendimiz Aleyhisselam'ın onu silmiştir. Buradan isim versem dilinizi yutarsınız. Vermem. Bu kadar söylüyorum. Evet. İmam-ı Azam efendim o da bir insan. Süsüle. O da bir insanmış. Senin için deseler bunu bozulursun, morarırsın. Sen de bir insansın, sen de yanlışın olur deseler sana doğru. Öyle değil miyiz? Biz de bir insan değil miyiz? Evet. Yanlışımız olmaz mı? Bunu söyleyenler niye bozuluyoruz? Sen bozuluyorsun, İmam-ı Azam'a gelince efendim o da bir insandır. Sen bunu niye söylüyorsun biliyor musun? Bak senin niyetini okuyorum. Sen bunu hakaret için söylüyorsun. Seni siler atarlar. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam silmiş atmıştır. Böyle bir alim vardır, isim yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın onun kitaplarını rafa kaldırmış, göndermiş, gitsin. İmam-ı Azam deyip geçiyor musun sen ya? Bu ümmet buna İmam-ı Azam demiş. Ümmet, ümmet, bu ümmet dalalette birleşmez diyor. Bu ümmet yanlış mı söylemiş? İmam-ı Azam demiş ona. Evet. Onun için cemaat-i müslümin, yani bak ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam'ımız. Evet, Mevla Teala bizim kalbimizde kendi aleyhine bir şey istemiyor. Resulullah'ın aleyhine bir şey istemiyor.
şeriatın, tarikatın, mezhebin aleyhine bir şey istemiyor. Devamla buyuruyor, mürşidin aleyhine de bir şey istemiyor. Mürşidin aleyhine, evet. Böyle devam ediyor. Arka tarafta dediğim gibi uzun gidiyor da, efendim, peki siz buna bakın, burayı okursunuz. Yani sayfa 580-581 ve buralarda da izahlar var. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu beyt üzerinde, bu şunu alalım bakalım. Şimdi ayetlerimize başlayalım. Estağfirullah. Ayet-i kerimeler Enfal suresinden bir önceki sayfanın başından başlıyor. Yani Araf suresi 196'dan 203'e kadar. Mevla buyuruyor. İnne veliyyi. Geçişte nasıl okuyoruz burayı? İnne veliyyiyallah. Bizim bir abimiz, o da okumuştur. Yo dedi, ben burayı hep yanlış okurdum dedi ya. İnne veliyyallah diye okurdum. İnne veliyyallah dedin mi iki ya okumuş olursun. Şedde ikiyi gösteriyor. Halbuki burada üç tane ya vardı. İnne veliyyi, o veli şeddelediğimiz zaman iki tane ya. Veliyyallah veya inne veliyyi bir lamı oraya kattığımız zaman da okuduğumuz ya. Bir de yi dediğimizde okuduğumuz ya, bir de yallah derken okuduğumuz ya. Evet, Ruhul Beyan'da da açıklıyor bunları. Geçelim. Manası nedir? İnne veliyyi. Şüphesiz ki benim dostum, ey Habibim de ki, benim dostum Allahu Allah'tır. Kafirler Resulullah Efendimiz'i tehdit ediyorlar. Bak diyorlar, kendine dikkat et, çok oluyorsun. Böyle parmak gösteriyorlar, tehdit ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tehditlere asla papuç bırakmıyor. Buyuruyor ki inne veliyyi, inne veliyyiye, şüphesiz benim dostum, yardımcım, benim himayecim, beni koruyacak olan Allahu Allah'tır. Ellezî, o Allah ki, nezzelel kitap, bana kitap indirdi. Siz bana bu kitabı Allah indirdiği için düşman oldunuz. Sizinle aramızda şahsi bir mesele yok. Ta düne kadar bana Muhammedül Emin diyordunuz. Şimdi sırf bana bu kitap indiği için bana düşman oldunuz. Ve bu mücadeleyi burada yapıyoruz. Benim dostum, benim yardımcım, bana bu kitabı indirip beni peygamber yapan Allah'tır. Ben onun için sizinle problem yaşıyorum. Yoksa Resulullah Efendimizin kişisel olarak hiçbir insanla bir işi olabilir mi cemaat-i müslimin? Olmuş mudur? Olmamıştır. Düşmanlarını bile affetmiştir. Bırak yani normal böyle davranışları. Düşmanlarını her zaman affetmiştir. Hiçbir zaman intikam almamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem almış. Onu da söyleyeceğim ama Allah için. Efendimiz Aleyhisselam'dan duymuştum, buyurmuştu ki bizim yolumuzda intikam almak yoktur. İntikam almak. Yani koz eline geçti, yetki eline geçti. Ha sen şimdi benim elime düştün, senden intikam. Cemaat-i Müslümin, senin düşmanın eline düştü mü sen ondan intikam alma, onu kucakla. Çünkü düşenin dostu ol. Kaçıyor senden, karşında duruyor. Onunla mücadele edersin. Ama adam geldi, sana teslim oldu, sığındı sana. Ona tam bitti. Zaten savaşta da kanun budur değil mi? Savaş esirlerini, yani teslim olmuş, adam beyaz bayrak kaldırmış, teslim. Bu adama taarruz etmek savaş suçudur. Suçtur bu. Teslim olmuş adam. Silah atmış, teslimim diyor. Sen onu teslim alacaksın. Yedirip içireceksin bunu. Sonra karar verilir. İdam, midam falan. O başka. O bir karara bağlı. Şimdi cemaat-i müslümin. Derler ki
horozlar birbirleriyle dövüşürmüş, aslında bu doğru bir şey değil. Hayvanlar birbiriyle dövüştürmek doğru değil, caiz değildir bu. Hayvanın aklı kesmiyor, senin aklını kesiyor, o birbirini yaralıyor. Peki, neyse yaptırıyorlar bunu. Yenilen horoz canını kurtarmak istiyorsa bir şey yaparmış. Ne yaparmış? Kendisini yenen horozun kanadının altına kafasını sokarmış. Mağlup horoz kafasını galip olan horozun kanadının altına sokarmış. O zaman o galip olan ona dokunmazmış. O horoz kadar olacağız ya, adam elimize düştü. Sen şimdi benim elime düştün. Tamam, eline düştüyse artık dokunmayacaksın. İntikam yok. Normal savaş şartlarında ne yapacaksan yapacaksın. Savaş hiledir. Savaş çare alamak, yenmek demektir. Düşmanı yeneceksin. Ne yaparsan yaparsın. Ama sana teslim olan insan artık onu affedeceğiz. Kanun budur. Yalnız Resulullah Efendimiz dedik ki, yani intikam almış. Nasıl intikam almış? Şahsi için değil. Evvela şunu tespit edelim. Bütün şemail kitaplarında anlatın. Resulullah Efendimizin şu iki kaşının arasında bir damar vardı. Normalde o damar gözükmez. Ama Efendimiz öfkelendiği zaman o damar küçük parmak kadar şişermiş. Kan dolardı yani. O ortada. Şimdi böyle çok öfkeli insanlar görmüşsünüzdür de, acaba iki kaşının arasında böyle küçük parmak kadar damar şişen, damarı şişecek kadar öfkeli bir adam gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Ben bilirim bir adam, böyle tepeden tırnağa öfkeydi. Onun bile o kadar şeyini görmedim yani, öfke görüntüsünü. Peki hani Resulullah Efendimiz hiç kızmaz, affeder, halim, selim. Nasıl oluyor yani? Hiç kimse de görmediğimiz kadar bir öfke damardan gözüküyor. Cemaat-i Müslümin hemen bunun arkasında der ki kitaplarda, o nefsi için öfkelenmezdi. Mesele şahsıyla alakalıysa bağışlardı. Ama Allah, Kitabullah veya Resulullah için, Resulullah için ona geldiği zaman da Allah'ın davası için, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şey yapar. Mesela bakın, Efendimiz'den geldiler, hafız istediler. Bize hafız ver, o hafızlar bize Kur'an okutsun. Ya Resulallah, biz buraya gelemiyoruz, çok uzak bizim yöre. Efendimiz onlara 70 tane hafız veriyor. Bu kıssa İslam tarihinde anlatılır, çok feci bir kıssadır. Medine'den biraz uzaklaşırlar. Meğerse bunlar hain, bunlar hain. O hafızlara suikast düzenlerler. Hepsini şehit ederler. Bir tane bir kıssada bir tane kurtulan olarak oluyor. Bu adamların bu yaptığına karşı kainatın efendisi 2 ay sabah namazında bunlara beddua etmiştir. Halbuki Resulullah Efendimiz ma bu'istu la'anen buyuruyor. Ben lanetçi olarak gönderilmedim ama onlara 2 ay ardı ardına lanet okudu. Neden? Allah için. Ehli Kur'an'a suikast yapılacak, orada seyirci olacağız. Hayır. Kendisine yapılanı bağışlıyor, Kur'an ehline yapılanı bağışlamadı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsi için intikam almazdı. Ve huve Allah-u Teala yetevella, tevelli eder, es-salihine, salih kullarının Allah velisidir. Allah Celle Celaluhu salih kulların işini üzerine alır. Onların işini Allah yüklenir. Demek ki bunun için ne lazım? Salih olmak lazım. Böyle ismen değil de, evet, adı salih olacak değil de tadı salih olacak. Cemaat-i Müslüman, Allah-u Teala bizleri o salih kullarından eylesin. Bizleri onlardan ayırmasın. O salihlerin başı Resulullah Efendimiz'dir. Peşi diğer Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, sonra Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Sonra Hazreti Osman Efendimiz, sonra Hazreti Ali Efendimiz, Aşere-i Mübeşşere, Sahabe-i Kiram, Tabi'in, Tebe'i Tabi'in, bugün Allah'ın dostları, işte o salihlerdir. Allah salihlerin işini
kendisi üzerine alır buyuruyor. Nitekim cemaat-i müslimin tarihten günümüze kadar biz bunun misallerine şahit oluyoruz. Şahidiz bunlara. Efendi Hazretimize bakın. Of'un bir köyünden, hem de Efendinin köyü Of'taki en uzak köydür. Miço, Tavşanlı, yeni ismi. Oradan buraya gelmiş, ilkokul mezunu bile değil yani. Ondan sonra haçan kaçan diye konuşur. Tamamen Of şivesiyle. Burada Efendi Hazretimiz İstanbul beyefendilerini kendi kapısına bağladı. Nasıl oldu bu? Şimdi diyorlar efendim onun diksiyon diyorlar. Bilmem diksiyonu doğruymuş, direksiyonu doğruymuş. Efendim Hazretleri'nin diksiyonu da direksiyonu da eğriydi ama bak şurada sohbet ederdi. Kürsünün şu altındaki ilk halka, hatta ikinci halka memleketin en büyük alimlerinden oluşurdu. Ulema burada. Ulema. Büyük alimler yani. Bunlar neye geliyor buraya? İstifadeye. Ondan sonra işte mektep ehli insanlardan gelenler, işte profesörler dediğiniz, akademisyen dediğiniz insanlar, iş dünyasından insanlar, siyaset dünyasından insanlar. Mesela Efendi Hazretlerimiz bir defa Ankara'ya gitti. 80 öncesi ne zaman, kim önemli, isimlerin önemi yok. Mesela adını vermeye gerek yok, tadını verelim biz. Gitti bir başbakana. O merhaba hocam dedi. Efendi Hazretleri buyurdu ki sen selamla aleyküm selam. Efendi Hazretleri selamla aleyküm diyor. Merhaba hocam dedi. Efendi Hazretleri buyurdu ki sen aleyküm selam demesini bilmez misin? Ha aleyküm selam, aleyküm selam. Ondan sonra Efendi Hazretlerimiz oturdu. Şimdi başvekil ya karşısında. 80 öncesi, 60'tan 80'e kadar koyun içine hangisi ise, isim bu kadar önemli değil. Efendim nasıl işte bu mektepleri ayıralım, burada kızlar erkekler ayrı olsun, örtünelim. Sana sakal yakışır. Hanımı pesperican, ona da bir çarşaf yakışır. Ya efendim işte bunu ona denir mi? Ne demek yani? Yani sakal kime teklif edilir? Çobanlara mı yani? Cumhurbaşkanına teklif edilmez mi? Ha? Sakal Resulullah'ın sünneti değil mi? He? Resulullah'ın sünneti Resulullah demek. Resulullah sultanlardan üstün değil mi? Çarşaf. Çarşafı şerif. Efendim Hazretimiz çarşafı normal çamaşırlarla beraber yıkamayacaksınız. Onu tek başına yıkayacaksınız buyuruyor. Evet evet. Bakmayın biz bazen çarşafı lekeliyoruz, kirliyoruz. Yoksa buyurdular ki eğer Rabbim bana çarşafı emretmeseydi vallahi çarşafı emretmezdim. Yeminle şu kürsüden söylemiştir bunu. Bakmayın cahillerin sözüne, iş bilmezlerin sözüne. İşi bilen konuşuyor. Rabbim emretmeseydi vallahi emretmezdim buyurdu. Allah'ın emrini Allah'ın kuluna söylemeyecek mi? Yani Allah'ın kulu, adam yönetici diye yani şimdi Allah'ın emirlerini de aşmış mı yani? Ona söylenir mi? Ne demek söylenir mi? Allah'ın emrinin karşısında herkes onun altındadır. Öyle değil midir? Öyle yok. Cemaat-i Müslümin dinimizi yüceltelim ya. Dinimizin zerresi herkesin üstündedir. Her ünvanın, her makamın üstündedir. Herkes dinle mükelleftir, dine muhtaçtır. Yani dinisiz, böyle pulsuz, çulsuz insanlara, makamı, mevkisi, ünvanı olmayanlara, çobanlara, köylülere, işçilere ne demek? İslamiyet patronlara bir şey söylemiyor mu? İslamiyet memurlara söyleyecek de amirlere bir şey söylemiyor mu? İslam sultanlara, hükümdarlara, yöneticilere söylemiyor mu? Musa aleyhisselam kime tebliğe gitti? İzheb ila, evet, Firavun. Bugün hiçbir yöneticinin gücü hala Firavun'un gücüne ulaşmış değil. Kur'an'ın ifadesiyle adam olağanüstü bir saltanat sahibi. Allah-u Teala Musa aleyhisselamı Firavun'a gönderiyor. İzheb ila Firavun, Firavun'a git. Çobana değil. İnnehu taga, o azdı. Ve ona de ki
fekul, ona de ki helleke ilahen tezekka. Firavun'a de ki ey Firavun, temizlenmeye var mısın de ona. Temizlenmeye. Evet evet, biz vaazlarımızı sadece işinden gücünden dolayı yağlanmış, terlenmiş, kirlenmiş insanlara vaaz etmek değil mesele. Mesele nedir? Bak Firavun'dan başlıyor. Ve ona ne diyor? Temizlenmeye var mısın? Ne demek efendim? Ne münasebetsiz şey? Firavun pis mi? Adam ne biçim saraylarda banyoları var, suları var, sabunları var. Var da bedeni temizler, ruhu kirli. Bak bak bak. Ve ehdiyeke ila rabbike. Ona de ki ey Musa, Firavun'a de ki seni Rabbime ulaştırmaya var mısın? Fetahşa, böylece Allah'tan korkmaya var mısın de ona. Yo efendim, ona denir mi bu? Ne demek ona denir? Kime denecek? Din kime gelmiş? Dağdaki çobana mı? Burası çok önemli bir noktadır. Efendim Nasim öyle dedi ona. Sana dedi sakal yakışır dedi. Hanımına da çarşaf yakışır dedi. Adam ne dedi? Ya hocam olmaz dedi, olmaz, onu yapamayız dedi. Hocam şöyle kadro falan istiyor musun? Kadro. Onların yemi budur zaten. Erbabı dünya seni dünyasıyla yemler. Senin kancasına takmak için maksat seni doyurmak değil. Yani balığı doyurmak isteyen adam yemi balığın kancanın ucuna takmaz ki, denize atar. Öyle değil mi? Kancanın ucuna yem takıyorsun. Niye? Kendini doyurmak için, balığı değil. Onu kandırmak için. Aynı böyle böyle. Hocam böyle bir tayin mayın kadro madro lazım mı? Efendim Nasirimiz burada ki ben size bunları demek için geldim dedi. Ben bunun için buraya geldim. Cemaat-i Müslümin gözümüz şeyh görsün. Allah'ın dininin adamını görelim. Evet. Şimdi Efendim Nasirimiz burada başladı. Bak ne hale getirdi burayı. Yetevelles salihin. Allah salihlerin işini Allah yükleniyor. Allah Teala ona yürü ya kulum diyor. Evet. Herkes biliyor. Efendim Hazreti Kürsi'ye çıkardı şu mikrofonu, kullanmazdı. Senelerce, son 4-5 sene bunu kullandı. Ondan evvel mikrofonu kullanmaz. Cemaatin büyük olduğu camilere değil, kenardaki camilere giderdi. Cemaatin çok olduğu, mesela öğleden sonra sohbet yap, hayır, sabah namazından önce yapardı veya sabahtan sonra yapardı. 3 kişi 5 kişi. Çoğu kez de kürsüde böyle uyur gibi olurdu böyle. Cemaat firesiz beklerdi. Ya bu adam kürsüde uyuyor demezdi. Çünkü sen salih olduğun zaman senin uykun bile insanları irşad ediyor. Nitekim bunun bak şahidiyim. Bu arada da şahitler var aramızda. Efendim Hazreti kürsüde uyuyor. Hangi uyuyan adama kızmazsın? İşinin başında uyuyan adama herkes kızar. Kızmaz mısınız? Aa, ben uyuyayım şimdi bakayım. Vaaz ettiğim halde icabında kalkanlar oluyor. Ben bir şey demiyorum. Abdestinden gider, darlanır, beğenmez gider. Herkes serbest. Kapı açık zaten. Ama Efendim Hazreti uyurken bile kimse gitmezdi, biliyor musun? Bu adam senin uykunu mu seyredeceğiz demezlerdi. Şöyle bir el kaldırsın mesela Efendim Nasır'ın kürsüde uyurdu demeyeyim de geçkinlik halinde kürsüde bulunduğunu ben gördüm diyenler el kaldırsın. Bak aha, bir sürü insan Efendim Nasır'ımızı kürsüde o şekilde bu cemaati yetiştirdi. Nasıl oldu bu? Böyle kürsüyü döverek, mikrofonları patlatarak, öyle değil. Konuşurken de kısık sesle konuşurdu. Böyle kısık kısık konuşurdu. Ama cemaat-i Müslümin dünyaya damgasını vurmuştur. Dünyaya. Evet evet. Bütün dünyada, yani İslam aleminde, Müslümanın olduğu yerde Efendim Hazretleri'nin izine, Efendim Hazretleri'nin ismine, Efendim Hazretleri'nin imzasına, damgasına şahit olursunuz. Bunlar nasıl oldu? Reklamla da olmadı. Hiç reklam da yapmazdı. Uşaklar, bu reklam işine de biraz son verelim ya. Böyle tam gaz gidiyorsunuz böyle. Reklam, 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 reklam. Halbuki sizin işiniz hizmet etmektir. Ve huve yetevelle salihin. Allah salihlerin işini Allah yüklenir. Senin hizmetini sen yapmaya bak. Onu Allah duyurur eğer dilerse.
Ama Allah dilemezse senin duyurman da yaramaz işe. Bunu anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz. Yani hep birbirinize bakıyorsunuz ya, bir de bize bakın da bir şey söylüyoruz burada ya. Bir kere de bizi dinleyin ya. He? Nasrettin Hoca'nın adam geldi. Hoca dedi ya, affedersin merkebi bir hani böyle emanet versen bize. Hoca da merkep yok dedi. Biraz sonra merkep ahırdan anırdı, affedersiniz. Ya hoca dedi, yakıştı mı ya dedi, ya bak bu. Ulan dedi, bana inanmıyorsun, merkebe inanıyorsun dedi. Hoca hoca da laf mı yok? Şimdi cemaatimiz mi? Bir de bize inanın yanında, bir de tutun bizim dediğimizde ya. Bir bakın bakalım, belki olur ya, olmasa gene başlarsınız reklama. Evet, hizmete bakın siz. Eğer sizin hizmetiniz duyurulma değer ise senin duyurmana gerek yok, Allah onu duyurur. Ama değil ise senin duyurmanla bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ve huve yetevelle salihin. Bak, mevzumuz bu değil ama buraya da geldi iş. Ve huve yetevelle salihin. İnne veliyyallahu lezine zektab ve huve yetevelle salihin. Salihlerin işini Allah üzerine alıcıdır. Alır. Peki, vellezine, o kimseler, o taşlar, o putlar, heykeller ki ted'une, taparsınız min dunihi, Allah'tan gayri, Allah'ın dışında taptıklarınız, la estati'une nasrakum, size yardıma güç yetiremezler, size yardımcı olamazlar, bırakın sizi, ve la enfusehum yansurun, kendilerine bile yardım edemezler. Sen diyorsun işte benim işte benim büyüğümdür, göbermiş gitmiş, nereye gitmişse gideceği yere, o ondan ilham alıyorsun ya, onun kendine ilhamı yok, sana ne ilham olacak, ne ilham olacak? Gidiyorsun huzuruna, efendim yok gittik şikayet ettik, yok istek yaptık, bir taraftan da bizim güya sözüm ona hocalar, sözüm ona hocalar, bir Allah'ın dostuna gidene müşrik derler. Efendim siz kuldan istiyorsunuz ama yani öbür taraftan ölmüş gitmiş insana gidip ondan isteyenlere müşrik demezler. Ya hoca böyle mi olur? Hoca Müslümana mı müşrik der yahu? Müslümana müşrik demek hocalığa yakışır mı? Şurada Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrine gidersin, şirk der sana. Mezar ziyareti şirktir der. Anıtkabir'e gidenlere ben müşrik demiyorum. Ben kim nedir bilmem. Ama sen diyorsun ya hani şirk diyorsun. Eyüp Sultan'ın kabrine giden müşrik oluyorsa öbürlere niye müşrik demiyorsun? Diyemiyorsun. Niye? Hoca değilsin ki. Hoca olsan doğru konuşurdun. Kimseden korkmazdın. Ha, hoca değilsin. Ne acınacak durum ki seni hoca diye takip eden, dinleyen, senin peşinden gelen sürüler var. Onlara acınız. Kafasız herif seni. Onun peşinden gidenlere söylüyorum. Ona cemaat olanlara söylüyorum. Ulan senin bu adam hoca olsa iki iki daha kaç yapar? Efendim? Dört. Nerede? Yani Eyüp'te, Eyüp Sultan'da iki iki daha dört, Ankara'da iki iki daha altı mı yapar? Evet. İki iki daha dört nerede yapar? Nerede ya? Niye peki değiştiriyorsun? Burada dört diyorsun, orada beş diyorsun. Niye? Çünkü sen adam değilsin. Ama senin etrafında bir sürü insan var. İşte onlara da yazık. Yazık. Ve in ted'uhum ilel huda. Habibim, veya ey kul, ey müşrik, siz o putlarınızı hidayete çağırsanız, la yesma'u, hidayete gelmezler demiyor. Allah Teala duymazlar buyuruyor. Duymaz. Neden duymaz? Ya taş duymaz ki, heykel duymaz ki. Nasıl duyacak? Ama efendim bu insan, bazıları da taştan daha beterdir. Onun için duymaz. Yani duymaması sadece taş, tahta, ahşap olmasından değildir. Ya insan gibi görünür, yalanı duyar, dolanı duyar, batılı duyar ama hakkı duymaz. Hatta devamla buyuruyor ve terahum, kulum onları görürsün,
yandurûne ileyke, o heykeller sana bakıyor böyle, öyle görürsün onları, bakıyor gibi göz koymuşlar onu, aha bakıyor bize, bizi görüyor diye zannedersin, ve ümlâ yupsulun, halbuki görmüyorlar, çünkü taş bunlar, heykel, put. Veya cemaat-i müslimin, veya daha derin bir mana, ey Resulüm, o Mekke müşriklerine bakarsın ki sana bakıyorlar, ve terahum yandurun eyleke, sana bakarlar ama vehum la yupsurun, seni göremezler. Nasıl göremiyor? Bakıyor, görmüyor. Evet, görselerdi, bak görselerdi, Ebu Bekir gibi olurlardı, Ebu Cehil gibi değil, Ebu Cehil gibi değil. Biz Resulullah Efendimiz'i rüyada görsek dünyamızı veririz diyelim. Atmayayım da yani, öyle inşallah öyleyiz. Adamlar kafa gözüyle gördüler. Dünyada sevilecek en tek insanı gördüler. Ama dünyada en sevilmeyen insan ilan ettiler. Nedendir bu? Resulullah'tan değil, kendilerinde o göz yok. Resulullah'ın güzelliğini görecek göz yok adamlarda. O kafa, o kafa kafa değil. O kafadaki göz, göz değil cemaat-i müslimin. Ve terahum yandurun eyleyke ve hum la yubsulun. Cemaat-i müslim, bugün de bu devam etmektedir. İnsanları bakarsınız, Allah'ın dostlarına bakar ama onu görmez. Görmez. Nasıl bakar, nasıl görmez? Yani bakar, işte mesela Efendi Hazretleri için bazıları öyledir. Ya bir imam kardeşim ya, imam işte ya. Böyle diyenler olmuştur. Hatta benim bir arkadaşım demişti ki, ya 18 sene İsmail Ağa'nın karşısında esnaflık yaptım. Efendi Hazretleri cami imam işte. İsmail Ağa'nın ötesinde de camiler yok mu? Acemoğlu var. Efendim Kovacıdere var. Mehmet Ağa Camisi var. Ya o camilerin imamları Diyanete bağlı bir imam yani. Efendi öyle bilirdim diyor. Bak bak bak. Bakmak başkadır. Cemaat-i müslimin görmek başka bir şeydir. Ve terahum yandurun eleyke ve hum la yubsulun. Cemaat-i müslimin, Allah bizi bakan değil, Allah bizi gören eylesin. Evet. Çok bakan var. Ama Allah bizi gören eylesin. Habibim, sana bakarlar, seni görmezler. Nasıl oluyor efendim? İşte ben, zamanım doldu. Buranın üzerine yoğunlaşın. Yani cani bir dikkat bir şey. Arkadaşlar, bugün bunun devamı nedir? Bakın, sünnet-i seniyeye bakıyoruz ama sünnet-i seniyeyi görmüyoruz maalesef. Halbuki o Resulullah demektir. Sünnet'in bugün Efendimiz'den bize ne kalmış? Sünneti. Değil mi? Kendisi yok. Sünneti. Ama Resulullah'a bakıyorsun ama onu göremiyorsun. Neyi görüyoruz? Yavrum odasını. Bak, akşam dün bir odama bir aile geldi. Yani onların çizgi ailenin küçük ferdi çocuk. Çocuk derken 13-14 yaşlarında. Yani kafanın yarısı üstünü bırakmış, altını almış değil, kazıtmış. Kazıtmış tamamen kafanın altını. Yani Amerika'ya az benzemek de onu da yeterli görmemiş. Tam benzemek için, tam Amerikan kafalı olmak için. Yahu babası orada, annesi orada. Dedim ya şu çocuğu siz düşünmüyor musunuz? Çocuğunu şurasına bir sivilce çıksa, o baba denilen adam onu dert eder. Kafayı tamamen tıraş etmiş. Yani Amerika'ya benzetiyor. Ne annede bir tepki var, ne babada. Niye? Kafa yok ki, göz yok ki. Görmüyor, bakıyor ama görmüyor cemaat-i müslimin. Sivilceyi görüyor, Amerikan tıraşını görmüyor. Modayı görüyor, sünneti görmüyor. Evet. Çocuklarınız şimdi evinde, şu arkada karşımdaki cemaat, ev sahibi olanlar, ev var da acaba kot yok, var mı? Kotsuz ev. Kot pantolon yani. Var mı, yoktur. Kotlarda, kot var da solmamış olan var mı? Zaten solmamışını almıyorlar. Solmuş olacak.
Solmuş da yırtık olmayanı var mı? Onu da almıyorlar. Yırtık olacak. Ya dizinden, ya aşağısından, ya yukarısından. Cemaatim, şimdi bunu görmüyor musunuz Allah'ın severseniz? Görmüyor musunuz bunu? Lira kadar bir elbisenin bir yerine lira kadar bir çamaşır suyu dökülse, orası beyazlasa, ne sen onu kabul edersin, ne eşin, ne oğlun, ne kızın. Soldu diye. Kotun solmuşunu alıyor. Hem de sökük değil, yırtığınız alıyor. Yani sağlam olmayacak, yırtık olacak diyor. Cemaat Müslümin, bu kafaların solması, kafaların yırtılması demektir. Hiç kimse kusura bakmasın. Burada bir solma var, kafalar solmuş. Burada bir yırtılma var, kot değil, kafa yırtık. Evet efendim, kafalarımız yırtıldı bizim. Böyle bir şey olamaz. Kıyameti koparmamız lazım, böyle şeylere razı olmamamız lazım. Bunun ne kadar yanlış olduğunu görmek lazım cemaat Müslümin. Ayet kelime ne buyuruyor? Habibim, sana bakarlar, seni görmezler. Allah bizi bakıp görenlerden eylesin. Ve son ayet, bir tane daha okuyayım. Hudil afve. Habibim, hayatında, istikametinde af yolunu tut. Affı al. Af et. Bak, savaşma demiyor. Savaş ayrı. Adam düşman. Elinde silah. O affedilmez. Affedilmez. Onu savaşacaksın. Ya ama adam eline düştü senin. Değil mi? Eline düştü. Affet. Yetki sana geçene kadar savaş. Ama yetki, mesela Efendimiz Mekke'yi fethedene kadar savaştı. 10 sene, 8 sene savaştı. Ama Mekke'yi fethettiği gün, peşinden izini takip ettiği o düşmanların hepsini affetmiştir. Hepsi, bir iki tane istisnası var. Öbürleri çağırmış, benden ne bekliyorsunuz? Dediler, yahu biz sana ne olsa yaptık elimizden geleni. Artık şimdi, ama sen Kerim oğlu Kerim'sin, iyi insanın oğlusun, baban iyiydi, sen de iyi insansın. Senden Efendimiz de zaten bekleneni yaptı ve buyurdu ki, gidin işinize efendim, serbestsiniz. Peki bu adamlar için savaş, tamam, onu teslim alana kadar savaş. Sultan Fatih de bunu yaptı. Sultan Fatih, Patrikhane'nin gücünü kırmak için, burayı Patrikhane'nin, papanın, patriğin elinden almak, İslam'ın hükmüne geçirmek için savaştı. 53 gün süre bir muhasara yaptı. Ne zaman ki burayı teslim aldı, o zaman Patrikhane'ye dokunma dedi, şimdi yaşayabilirsiniz. Bana teslimsiniz, he, yaşayın. Çünkü büyüklük bunu gösterir. Hudil afve ve emur bil urf. Düşmanı affetme. Düşmanı affetmek gaflettir. O değil. Teslim olmuş adam. Yenilmiş. Onu affedeceğiz. Zavallı. Cemaat-i Müslümin, dedim ya, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, bizim yolumuzda intikam almak yoktur. İntikam ne zaman alabilirsin? Adam eline düştü, sana mahkum oldu. Ha, şimdi elime düştün. Öyle mi? Ha. İşte şimdi, burada bak hatırıma bir şey geldi. Ya uzattım, vakit müziği. Siz daha çok üşüyorsunuz. Ben biraz hareket ediyorum burada ama idare edin durumları. Bu huy çıkmıyor kolay. Cemaatimizin, Hazreti Ali Efendimiz biliyorsun Allah'ın aslanı. Rakibiyle, onun rakibi diyor yani, öyle küçümsenecek bir adam değil. Büyük, güçlü insanlar. Hazreti Ali Efendimiz karşısına çıkmış. Onunla mübarezeye girdi ve rakibini altına aldı. Cemaat, ibretlik gençler. Güçlüler, yetkililer, ibretlik. Ya rakibin altına aldı. Tam o en tatlı, yani hani yüzlü sonuna geldi şimdi, tam böyle boynunu kesecekken rakibi aşağıdan yukarıya Hazreti Ali Efendimiz yüzüne tükürdü. Şimdi bize yapsalardı, biz kılıcın bu kestiği yerler onu kesecekken ters çeviririz, değil mi? Bizim oralarda ne de kofte. Orasıyla keseriz onu böyle bağırta bağırta. Değil mi? Ya yüzümüze tükür de. Hazreti Ali Efendimiz dedi, o kalk ulan dedi. Senden dedi bir daha kozları paylaşacağız. O adam kalktı şimdi. Ölse cehenneme gidecek. Şehitlik meyitlik yok zaten. Onun için ayağa kalkınca yeniden doğmuş gibi oldu ama
hayretinden de böyle kendini bir tuhaf oldu. Dedi, yo Ali dedi ya, tamam çok iyi ettin beni, bir daha bir hayat fırsatı bana tanıdın da, yo en zevkli ana gelmiştin, hatta yüzüne tükürdüm yani, zevkine daha da zevk katma noktasına seni getirdim, sen beni kaldırdın, hayrola. Dedi, hemşerim dedi, seninle şahsen böyle bir problemimiz var mı? Yok. Yani böyle kişisel olarak yok. E niye biz birbirimizle çarpışıyoruz? Ya adam diyor, yani ben devletim için çarpışıyorum, sen de işte bir dava. Hah. Ben dedi, seni o davam için öldürecektim dedi. Şahsım için değil. Aramızda bir şey olsa bile ben seni şahsım için öldürmem. Bak oldu işte, tükürdün yüzüme. Tükürünce kaldırıyor onu. Araya bir şahıs mesela, şahsiyet girdi. Şimdi dedi, ben seni öldürseydim, kesseydim gene Allah için kesecektim. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz öyle yüzüne tükürdüm, ona sövdüm falan diye buna etkilenip de hislerine kapılıp iş yapmaz. İntikam saikıyla hareket etmez. Efendimizin elinde tertemiz olmuş bu insanlar. Gene Allah için onu kesecekti. E kesseydi, diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, seni ben Allah için kesecektim. Sen de bunu biliyorsun ki seninle şahsen kişisel olarak aramızda bir şey yok. Davası için beni kesecek diye biliyordun. Ama yüzüme tükürdükten sonra ben gene Allah için keseceğim derken, senin belki kalbinden geçer ki Ali'nin yüzüne tükürdüm beni kesti diye. Benim niyetimden düşmanımın bile şüphesi olmaması lazım dedi. Sen bile bilmelisin ki bu Ali beni şahsi için, nefsi için değil, Allah için kesecek. Ona dedi Ali, bunu nereden aldın sen, bu anlayış sana nereden geldi? Dedi, benim dinimden. Ya dedi, bunu yani bu Müslümanlıktan mı? Evet dedi. O zaman hadi hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Ula adam cehennemden kurtuldu. Bak Hazreti Ali Efendimizin yüzünden. Cemaat-i Müslümin, bizim dinimiz, bu dinimizin büyükleri düşmanına bile böyle davranmıştır. Sırf Allah için davranmıştır. Adam teslim olunca, karşısında silah elindeyken tükürseydi belki de devam ederdi. Ama adam teslim zaten. Yapacağı hiçbir şey kalmamış, bir tükürme kalmış. Böyle zavallı adama bir şey yapılmaz ki, Hazreti Ali yapmadı işte. Ve adamı kurtardı. Mesele budur cemaat-i Müslüm. Hoca efendiler, mesele budur. Yüzümüze tüküren insana yaklaşım göstermek istiyor. Beni adam ağırlıyor, yağlıyor, ballıyor. Onda ben de onu yağladım, balladım. Bu normal bir şeydir. Normal. Ama böylesi anormal bir şeydir. Seni yağlayanı sen de yağlamışsın. Bu alelade bir şeydir. Sırada. Ama seni yağlamayanı yağladın, bu fevkalade bir şeydir. Hudil affe ve emur bil urf. Habibim, maruf olan şeyleri emret ve e'adil anil cahilin, cahillerin yüz çevir. Onunla sana cahilce hakaretler ettiler, eziyet etti. Takılma onlara. Takılma onlara. Af durumu varsa affet. Ama savaşta, dedim size, devamlı söylüyorum, savaş esnasında düşman affedilmez ki. Adam silah çekmiş, mermiyi ağza vermiş. O başka. Ama adam düştü. Adam bir defa yenildi. Tamam. Orada orfa. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, peygamberlerin ahlakıdır ney? Evet. Sılmen katak. Seninle ilişkiyi kesenle ilişki kur. Va'fu ammen zalemek. Sana zulmedeni affet. Ve a'ti men haramek. Ve seni mahrum edene ver. Sana verdi, sen de verdin. Takas oldu bu. Vermeyene ver. Peygamber ahlak. Allah-u Teala bizlere de bu ahlakı ihsan eylesin. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin menkıbelerine geldik. Menakıb Ebu Bekir. Bir tane hadis okuyorum. An Cübeyr İbni Mut'im radıyallahu anh. Bu anlatıyor, diyor ki, bir kadın Resulullah Efendimiz'e geldi, Efendimiz'e bir şey söyledi. Resulullah Efendimiz de ona işini gördü neyse ve buyurdu ki, bir daha gerekirse gene gelirsin bana, Resulullah Efendimiz buyurdu. Bu sefer kadın dedi ki, illem tecidni,
E inle mecidke, ya Resulallah geldim de seni bulamadıysam, yani kadın dedi ki erayete incitu vele mecidke. Ya Rab, ya Resulallah ne buyurursunuz, geldim de sizi bulamadım, yani vefat etmiş iseniz o zaman ne yapayım? Bir şey yok demiyor Resulullah Efendimiz. Ne buyuruyor? Fe'ti Eba Bekir. Ebu Bekir'e git. Kendi başına kalma. Görüyor musun? Siz şeyhsiz Müslümanlık yaşayacaksınız. Doktorsuz olmuyor, şeyhsiz oluyor. Öyle mi? Öyle mi? Kendi kendinize dünyanızı yaşayamıyorsunuz. Dininizi yaşayacaksınız. Bunu senin mantığın alıyor mu? Kadına bak ne diyor? Tekrar olursa gel bana diyor. Yani Resulallah geldim de sizi bulamazsam o zaman Ebu Bekir'e git. Ebu Bekir'e de o da geçti. Efendim Hazreti Ömer Efendimiz halife olarak devam ediyor da, yani bizim silsilede kim geliyor Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e sonra? Selman-ı Farisi. E Selman-ı Farisi'den sonra kime gidecek onu bulamayan? Kasım-ı Muhammed İbni Bekir. Aşağı gele gele efendi babamız Ali Adel Efendi. Ona gidecek. Gittik Ali Adel Efendi babamız ahirete gitmiş, teşrif etmiş ahirete, vefat etmiş. Ne yapacağız? Evet bak silsile devam ediyor. O zaman efendim sene geleceğiz. Kendi başımıza kalmayacağız cemaatimizsiniz. Resulullah Efendimiz vefat ettiği gün dünya en büyük musibeti yaşanmıştır. Ama sahabe o musibetin şokunu atlatır atlatmaz daha Resulullah Efendimizin cenazesinin teciz, tekfin, defin işini yapmadan sahabe reisini seçmiştir. Başsız kalmamıştır. Halbuki onlara baş lazım değil yani, kendi başlarına Resulullah'tan almışlar alacaklarını, değil mi? Kulluk, ümmetlik hepsini kendileri fevkalade yaparlar. Buna rağmen buna ihtiyaç duydu. Biz neyimize güveniyoruz cemaat-i müslümin? Sahabe Efendimizin defnine kadar beklemedi. Başsız. Biz 70 senedir başsız yaşıyoruz kendi başımıza. Olmaz. İlla bir büyüğe başvuracağız. Burada bir de şu var, nedir? Yani İslam'ın bütün ümmetin büyüğü. İşte Resulullah Efendimiz'e sonra kim geldi? Halifesi. Peki hani bizimki? 100 senedir yok. 100 senedir başsız yaşıyoruz. Bu manada. Cemaat-i Müslümin. Herkesin başı var. Hiç başsız durmaması gereken biziz, bizim yok. Sahabe başsız duramadı. Biz duruyoruz 100 senedir. Nasıl duruyor? Böyle işte. Bak anamız ağladı 100 seneden beri. Şu 100 seneyi bir okuyun arkadaşlar. Şu 100 senede olanla belki 1000 senede olmadı. 10 tane 100 senenin içerisinde olmadı. Bir 100 senenin içinde olanlar. Müslümanların yaşadıkları. Bir bakın. Geriye doğru bir sarın bakalım bu film şeridini. Çünkü Müslümanın başı olmadı mı böyle oluyor. Peki İmam Rabbani'nin uzunca bir mektubundan bir kısa şey. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Muaviye radıyallahu anh annemiz, Hazreti Ayşe annemize bir mektup yazdı. Bana biraz var tavsiyelerde bulunacağın bir mektup yaz dedi. Hazreti Ayşe annemizden tavsiye istedi. Ama çok uzun olmasın dedi. Hazreti Ayşe'nin annemiz de ona kısaca yazdı. Ne yazdı? Selamun aleyk. Başta bu. Selamun aleyk. Emma ba'd. Amma bundan sonra. Fe inni ben semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Sayfa 104'te, birinci mektubat 104'te. Ben Resulullah Efendimiz'i şöyle derken duydum. Men iltemese rıvallah. Kim Allah-u Teala'nın rızasını ararsa. Bir sakatın nas gerektiğinde insanları küstürerek, yani Allah'ın razı olması bir insanın kızmasına, küsmesine bağlı. Bu durumda bile Allah'ın rızası olsun, gerisi ne olsa olsun kim derse kefahu mu'neten nas, Allah insanlardan gelecek kar veya zarar noktasında ona yeterli olur. Zaten ayette de geçti ya, Allah salihlerin işini o sahiplenir. Evet, devamla buyuruyor ki ve men iltemese rıvan nas,
Kim ise insanların hoşnutluğunu arar, insanlar beni beğensin, insanlar bana küsmesin, insanlar bana kızmasın derse, hatta bunu bir sakatillahi bakayım atladık. Evet, bir sakatillahi, Allah'a kızdırma pahasına derdi, insanlar beni beğensin, insanlar bana kızmasın. Bir insan böyle olursa vekkelehullahu ilennas, Allah onu o insanlara havale eder. Allah'a kızdırmış, insanlar da memnun edemez. Ne olur? Bir şey yok, sıfıra müncer olur. Vesselamu aleyk. Allah'ın selamı selamet üzerinize olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tefsir mi düştü?